Günaydın. Günaydın gençler. Önemli bir vaka, ciddi bir vaka ve tıp literatürü adına eğitim vakası. Neyi anlatıyorum? Bakın eski yerden açıyorum. Ne yapmıştık? Bundan 3 yıl önce gençler hastamızın safra kesesi kanseri vardı. Ve safra yollarını tutmuştu gençler. Pardon, karaciğerin içinde çok fazla satelit uydu lezyon vardı. Ve öyle ki hani hiç müdahale edilmese karaciğerin her tarafını sarmış, lenf nodlarını da tutmuş denirdi. Ama lojistik olarak çok agresif bir işe giriştik bu hastayla ilgili. Ve dedik ki hiç vakit kaybetmeyelim. Karaciğerdeki lezyonları birinci etapta müdahale edelim. Ve tak edene yöntemle önce lezyonları geriletelim, sonra da çok agresif bir şekilde kemoterapiyle girelim dedik. Ve gerçekten planımız tuttu. Literatürde çünkü önce takeyle, önce lokal lezyonel tedaviyle girilmeyecek kadar fazla uydu lezyonu vardı. Birazcık sistemik tedavi deneyip sonra geri dönmemiz gerekiyordu belki de. Ama planımız tuttu gençler. Hızlı bir şekilde Mahir hocanız bundan 3 yıl önce bu hastayı take yaptı. Ve ondan sonra gençler o takeden sonra da kemoterapisini aldı. Bunların hepsi sigorta koşullarında gerçekleştirildi maliyet yönetimi adına. Ve hastanın zaten emekli öğretmen, ekonomik olarak sürdürülebilirliği de dikkat etmesi gereken bir durumdaydı gençler. Sonra da hastanın ameliyat aşamasını geldi. Ve hasta ameliyat yapacağız. Hasta dedi ki ben ameliyatı özelde kaldıramam, devlette de yaptıramam. Olduğu kadar nasıl olsa fayda gördüm bu hastalıktan, işten dedi. Olduğu kadar dedi, olmadığı kader dedi. Bu bizim gerçekten motivasyonumuz çok bozdu o gün için. Dedik ki yani sen gerçekten hani bizim onkoloji klinikte çok ciddi stratejilerle masaya alınan bir hastasın. Ve senin ameliyat şansını kaybedemezsin. Hocam ne yapacağız peki? Dedik ki yani ameliyatınla ilgili süreci ekonomik olarak biz yöneteceğiz ama bu işten fayda görmeni sağlamalıyız. Uzatmayalım gençler. Hastamız tabii öğretmen, bilinçli ve ameliyat şansını masaya aldık. Ondan sonra ameliyat şansını da masayı aldıktan sonra gençler, hoş geldiniz Mahir hocam. Ameliyat şansını da masaya aldıktan sonra çok başarılı bir ameliyatla onların videolarını, bu videoyu ekleyeceğim gençler. Bizim arşivdeki videolar, daha önce paylaştığımız YouTube kanalında videoları var. Sonra da o ameliyat şansını masaya aldıktan sonra çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik gençler. O başarılı bir ameliyatın ardından da 3 yıl boyunca takip ettik. Ameliyatı öyle güzel yapmıştı ki karaciğer koruyucu, organ koruyucuydu. Ve karaciğerde yeniden bir lezyon çıkınca tüm hocalarla birlikte ekibimiz tekrar tartıştık. 6.5 değil mi arkadaşlar? Sonra da ablasyon yapalım. Geçen hafta tartıştık. Karaciğerde nüks çıktı. Nüks çıkabilir zaten beklediğimiz bir durum. Ama nüksten nasıl ne yapacaksın? O kıymetli. Sonra da midenin yüzeyine yakın bir sol lateralde lezyon olduğu için arkadaşlar. O zaman Mahir hocanız ablasyon noktasında kesit yüzeyinin dışında diye daha çok lokal olarak ameliyatla çıkarmanın daha avantajlı olacağını gündemledi. Ve öylelikle de biz bugün cerrah olarak açtık. Eş zamanlı olarak hem ultrasonunu yapacağız, hem gerekirse karaciğerinde başka milimetrik lezyon varsa MR difüzyonun görmediği, onları da yakacağız. Özetleyelim. Multinodüler, satelit nodülleri olan karaciğerde, safra kesesi kanserinde 3 yıl yaşayıp ve o günkü stratejik olarak satranç hamleleri gibi 3 yıl sonrasında nüks ettiğinde organ koruyucu felsefeyle çıktığımız yolculukta kararlarımızın doğru olduğunu görüyoruz bugün. Gerçekten nüks etti. Nüksünü bekliyorduk zaten. Her kanser vakasının nüks edebileceği gibi. Ama bugün nüks ettiğinde elimiz çok kuru. Organın tamamını koruduğumuz için gençler ve sevgili hastalarımız ve sevgili meslektaşlarımız, aynı zamanda bu videolar birer konsey gibi artık.
Çünkü hocalarımız da izliyor. Sevgili hocalarımız, bu vakada bugün organ koruyucu felsefemiz yüzünden ne yaşadık biliyor musunuz? Şimdi gireceğiz. Bakın kesintisiz bir video izliyorsunuz. Yine kesintisiz sayılacak seviyede metastazı çıkarabileceğiz. Ve bu hastanın yine 48 saat sonra taburcu oluşunu izlemleyeceksiniz. Hastamız o kadar bilinçli hale geldi ki öğretmen vakaya girerken, hocam bu damarlarım da çok yoruldu, bir porta takıverseniz de kemoterapi alacaksam tekrardan porttan gitsin noktasına kadar diyaloğa girdi. Hatta işte maliyet de yönetelim. Çünkü ekonomi yönetimi anayasa bu vakalarda, bildiğiniz gibi gençler. Evet, elimde leke olmasın, teşekkür ediyoruz. Şunu hemen dikeyim şuraya. Ve dolayısıyla da bu vaka öyle hadi bakalım aferin vakası değil, tıp literatürüne ve stratejiye dair önemli bir vaka. Artısı ne? Bir şey daha söyleyelim. Bu vakanın takesini mesela ilk olarak kim yaptı? O gün Mahir Hoca yaptı. Peki takeyi Mahir Hoca yaptıktan sonra, efendime söyleyeyim, bugün ablasyonunu kim değerlendirecek? Mahir Hocanız değerlendirecek. Dahası bu vakanın içine şu anda cerrahi tarafında bile sterili olarak içine girmiş bir pozisyonda. Hoş geldin Mahir Hocam. Merhaba. Dolayısıyla da hani bütüncül tıp sadece kerhen yoldan geçiyorduk, hadi bakalım o hastaya bir çivi çaktık geçtik değil. 7/24 o hastayı takip etme işi, o hastayla tanışık olma işi ve o hastanın derdiyle dertlenme işi. Hocanız da bakın hiç şey yapmadan, benim alanım değil demeden şu anda bu vakanın içindeyiz. Neyi görmüştük hemen göstereyim, bakın şurada hemen. Bakın şurada küçücük bir alan, nükseden alan şu. Şunu gördük, bakın midenin orada hemen. Mide de şuradaydı. Elim üzerinde leke var. Bakın mideyle, bakın mide burayı çok yakın olduğu için hem ablasyon seçenekleriyle hem de uzaklaştırma seçenekleriyle bunun ablasyonunun şöyle, Mahir Hocam, buyur Mahir Hocam, geçin şuraya. Bakın. Dolayısıyla girişimsel radyoloji. Bakın radyolojik olarak gördük. Kitle hocam şurada bakın. Bakın gördünüz mü? Orada. Evet. Mide yapışık. Ablasyon yapsak mide duvarına zarar vereceğiz. Hasta konforu bozulacak. Hastanın belki de midesi kanayacak. Tare, lokal süper selektif tare yapsak midede radyasyon efekti. Belki süper selektif takya ama onun da etkisi. Mikrodalga ablasyon. Hocam bu lokorejyonel tedavileri biraz anlatabilir misiniz bir yandan? Yani lokorejyonel tedaviler aslında karaciğerde, karaciğer içerisinde bir hastalık var. Cerrahi müdahale yapılamıyor ya da cerrahi müdahale henüz o aşamada gerek duyulmadı. O hastalarda özellikle arteriyel olanları var. Bunlar transarteriyel, yani kemoembolizasyon dediğimiz kitlenin içerisine bir takım damarları kapatıcı ajanlar ekleniyor. Bu lipidoz olabilir. Bazen de küçük alkol partikülleri olabilir. Onları kemoterapi ajanıyla karıştırıp yüksek dozda verme işlemi ya da damar yolla yapılmayan kısım var. O kısmında da işte iğnelerle yapılan tedaviler var. Bunlar mikrodalga ablasyon, radyo frekans ablasyon gibi teknikler. O tekniklerle de aslında açık cerrahiye gerek kalmadan ya da bazen açık cerrahiyle kombine şekilde daha kolay bir şekilde kitleyi ortadan kaldırma işlemi. Bir iğneyi yerleştiriyorsunuz, o iğneyi çalıştırıyorsunuz. O mikrodalga enerjisi ya da radyo frekans dalgaları vererek hücrelerin titreşimini sağlıyor. O da bir ısı etkisi oluşturuyor. Teröristleri öldürüyor. Oradaki teröristleri öldürüyor. Radyo embolizasyon işlemi yine damardan yapılmış, söylemeyi unuttum az önce. Onda da ışıma yapan partiküller var, yitriyum 90 partikülleri. O partikülleri kitlenin içerisine ve etrafına veriyorsunuz, eğer verilebilirse. Ama tabii orada o yitriyum 90 seçmiyor, yani tümörü de yakar, öldürür. Normal karaciğeri de öldürür, o nedenle dikkatli yapılması gereken bir işlem. Bunlar lokorejyonel tedaviler aslında. Şimdi gençler, tabii Mahir Hocanız kitabı olarak ya teknik olarak anlattı ama tıp öğrencisi olmayan gençler ve bizim kanalımızı takip eden dostlarımız da damar yoluyla dediğinizde şöyle göstereyim şuradan. Kasıktan giriyor kateterle, damarın içinden gelip tam o kitlenin damarın içine gelip o damarın içinden, yani
arabayı egzozdan tamir etme muhabbeti gibi diyeceğiniz damarın içinden endovasküler yöntemle giriyor. Evet. Ve o şekilde tedavi ediyor. Ama buna karşılık da gençler, lokal olarak olanlar da iğneyi ya açık yöntemi ya da kapalı olarak hasta ameliyat edilmeden şey yapıyor, batırıyor. Öyle tümörün içine giriyor. Tabii buradaki amacı fiziksel olarak orada hücrelerin ölmesini sağlamak. Fiziksel olarak nasıl ölürsünüz? Ya donarak ölürsünüz, ya ısınarak ölürsünüz, ya kimyasal olarak zehirlenirsiniz vesaire. Anlatabiliyor muyum gençler? Mahir hocanızı bu arada cerrahi becerisini de görün gençler. Gelecekte Mahir ismi olan çocukların sayısı artacak ya, diye bir esprim var. Mahir hocam şöyle sizin tutmanızı arzu edebilirim. Şuraya evet. Bakınız Mahir hocanızın cerrahi performansını gençler. Ben size ederim. Şöyle göstereyim. Mahir hocanız aspiratörle yardım edin gençler. Bakın şu neden yakmayalım dedik ameliyatla. Çünkü şu kadar dışındaydı şu kitle. Dolayısıyla o kadar aslında bu kadar büyük ameliyat gerek olmadan gelecekte yakacağımız işler de olacak bunlar. Bakın şu kadar dışında gördünüz mü? Hemen indim Mahir hocanız aşağı doğru. Bakınız şu kadar şurası. Mahir hocam öteki taraftan tabii Türkiye'de teknolojiyi Türkiye'ye getirme noktasında son 10 yılda çok işler yaptınız. Evet. Özellikle lokal kemoterapileri lokal olarak damardan girilerek verilmesiyle ilgili çok ciddi işler yaptınız. Evet, tamamen aslında bambaşka bir başlık bu alan. Çok da bakir bir alan. Yeni yeni güçleniyor. O tedavilerde de aslında karaciğerde çok yaygın tümör varsa, yani şimdi mesela burada mesela bir tane lezyonu var, belki birkaç tane başka bir yerde lezyonu var. Evet. Ama orada yaygın, bilateral, difüz hastalığı olan hastalarda yardım sağlayabilir miyiz? Ona bakıyoruz. Evet. Orada siz de çok güzel işarettiniz etrafını. Evet. Doğru gidiyor yavaş yavaş. Evet. Şöyle bir şey yapalım hocam, orada teknik durumla ilgili. Biraz da şöyle lokal olarak uzaktan geçelim. Biraz da geniş alalım ki gençler şurayı görüyorsunuz. Sınırları biraz da güvenli olsun. Burada biraz duvarları etkilenmiş. Bu arada bu inovasyon tabii amaç ne inovasyonda gençler? Gerçek hücrenin ölmeden hastanın fayda görmesi. Neyle fayda görecek? Terörist hücreler ölecek ama gerçek hücre ölmeyecek. Burada teknolojinin faydasını gerçek şu karaciğerin sağlıklı dokusu ölmeden buradaki teröristlerin öldürmesini siz sağlayabilirseniz ki lokalojenal tedavilerin sistemik tedaviler avantajı odur. Çünkü buradaki teröristleri öldüren sistemik tedavilerde sizin şeyiniz de öldürür. Klipsi verin bakalım. Sizin sağlıklı hücreniz de öldürür. O yüzden girişimsel radyolojinin, lokalojenel tedavilerin en büyük avantajı budur gençler. Onu da söyleyelim. Bu arada Mahir hocam, tabii bu teknolojiyi çok yakından takip ediyorsunuz. Bildiğim kadarıyla yakın zamanda inşallah beni de götürürsünüz yanınızda. Çin'deki Onkolojik Klinik adına Çin'deki teknolojileri ve takip etmek üzere bir fuara davet aldığınızı öğrendim. Bu konuda ne gibi planlarınız var gelecekle ilgili? Şöyle yani teknoloji gelişiyor ama tabii gelişirken bir yanda da yeni teknolojilerin hepsi ciddi manada pahalı teknolojiler. Evet. Bir yandan da bir uzak doğu gerçeği var. Teknoloji ucuza mal ediyorlar. Evet. Ve aynı kalitede yapıyorlar. Artık nasıl isterseniz tabii ki. Ucuz kalitede yapılanları da var ama aynı kalitede yapılanları da var. Elektrikli arabalardan aynı kalitenin üstünü geçtiğini görüyoruz biz araba sektöründe. Tıp yani sektöründe de çok ciddi atılımları var. Ondan faydalanmak istiyoruz aslında biraz. Oradaki ortaklarla bir takım beraberlikleri yapmak istiyoruz. Buraya o ürünleri getirmek istiyoruz.
sizde ama ürünlerin gelmesi kadar da sizin o dünyada şu anda saygı duyulmanız da çok benim için önemli bir anekdot. Profesyoneller tabii ki aynı zamanda yani... Bir de fikir önderi olma noktasında veya işte yani üretim konusunda tabii şeyler oluyor. Çünkü yani neticede son kullanıcı olarak bu işleri kim daha fazla yapıyorsa onlara fikir danışmak şeyi duyuluyor, ihtiyacı duyuluyor neticede. Evet, ben de onu ciddiye alıyorum. Size saygı duyulmanız. Bir de fikir önemli hocam da, beceriyi de saygı gösteriyor bence dünya literatürü. Bizim de bu videolarımız nedeniyle geçen ben Kore'de bir kongredeydim. Gala yemeğinde hiç tanımadığım Kanada'dan, Mısır'dan, hatta şeyden, Türkmenistan'dan böyle Türkiye Cumhuriyetlerden insanlar sizin videolarınızı takip ediyoruz diye masada ziyaretime geliyor. Hatta siz de aynı kongredeydiniz. Hatta onu siz de şahit oldunuz. Ben de şahit oldum. Yani enteresan. Artık öğrenmenin yolu değişik yerlerden geçiyor. Yani bu da bir aslında ciddi bir bilgi paylaşımı. Herkesin yapacağı bir şey de değil. Evet. O açıdan... Aspergerim şimdi. Bu arada gençler literatüre şöyle geçsin. Bilimsel radyoloji hocası ameliyatı demek ebilite. Ben şunu söylüyorum Mahir hocam, çocuklarınızın adına Mahir koyabilirsiniz. Ya hocam ya. Koysunlar tabi de şöyle, yani aslında benim şu anki varlığım birazdan karaciğeri mikroskopik olarak değerlendireceğim. Evet. Eğer ablastan yapılacak bir alan varsa, yapılması gereken bir alan varsa onu yakacağım. Evet, o çok kıymetli olacak. Yeter bakalım. O önemli. Neden önemli? Çünkü bu lezyonları burada görüyoruz ama intraoperatif değerlendirmediğiniz zaman bir yerde bir şey gözden kaçabilir. Kaçabilir. Ve tüm başarılı cerrahiniz bir anda başarısız bir hikayeye dönüşür. Evet, çok güzel oldu. Şuraya aşağıda gelin bakalım hocam. Biraz da gençler ne yapmaya çalıştık size onu da söyleyeyim. Hani ne yapıyorsunuz hocam derseniz. Biraz da hastayı minimal invaziv yaklaşmaya çalıştık gençler. Hocam tampon vereyim ben de. Şöyle kitleyi de şöyle tuttuğumuzda artık. Bir tane kendisini sağ atınca. Çin'den ümidiniz ne? Yani gerçekten hani elektrikli arabada yaptıkları kadar ileri teknoloji olursa bu teknolojileri tabii değerlendirmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok görüyorum yani fuarlarda, kongrelerde ondan hani mesela tek bir cihazla hem ire hem mikrodalga hem RF ablasyon başlatmışlar. Onu görmek enteresan istiyorsun. Bir cihaz yani o mesela onu görmek istiyorum. Ben tabii ki onu önemsiyorum da sizin bu anlamda davet almanız beni çarpıyor. Onore ediyor ülkem adına. Neden? Çünkü bir kere her şeyden önce onlarca adamın olduğu bir sektörde bir de bildiğim kadarıyla hani sektör birbirinden haberdar. Sizin Amerika'daki firmaları yaptığınız prom kurluklar ve onlar kendi aralarında da becerikli adamları avcılığını yapıyorlar. Onların istihbaratı birbirlerine her ne kadar istihbarat paylaşmazsalar da teknolojide de sizin beceriniz keşfediliyor bence orada. Yani şöyle bir takım yeni tedavilere açık olmak, yeni şeyleri öğrenmeye çalışmak, sadece hani bildiğimi yaparım gayet iyi. Değil de bir yandan da teknolojinin desteklediği, yani bu şuna benziyor, hani cep telefonu çıkıyor, hayır ben bir süre daha fax kullanacağım. İnternet çıkıyor, hayır ben bir süre daha posta kullanacağım gibi aslında
alışık olunan şeylerle gitmek insanların daha kolayına giriyor. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ben açılıp istiyorum bakalım. Alışkanlıklar çünkü şeyi belirliyor. Kli verin. Gençler, bugün için size inovatif bir masa oldu. Hazır Mahir Hoca Perop ultrasonu. Erken yapalım çünkü ofiste misafirlerim var. Gelince bu arada Mahir Hoca'nız artık tüm dünyadan gelen misafirlerini ve de diğer dostlarının hepsini kendi ofisinde ağırlıyor. Evet, artık bir düzen değişikliğine gittik. Çünkü statikonun içinde kalırsanız bu ileri teknolojileri takip edemiyorsunuz. Evet. En büyük örneği bunda bizim onkoloji klinikte yaptığımız. Dolayısıyla kendi ofisiyle birlikte onkoloji klinikte inşallah önemsiyorum ben şeyi de. Evet. Muhabbet ederken bu arada evet, bu kitleyi de çıkardı, kupkuru, tertemiz. Neredeyse 4 saat, şu şeyi verelim size gençler. Neredeyse 3 saat bazen sürecek şeylerdir. Karaciğerdeki metastatik demirler. 2 saat sürecek şeylerdir. Pensetimizi alalım. Ama an itibariyle cerrahi sınırlarında temiz olmasın nispetinde olayı yönetmek şart. Hocam mesela en son meme için bir cihaz getirmişlerdi. Evet. Geçen hafta Amerikalılar getirdiler. Evet. Çocuğunu gösterelim gençlere. Sonra devam edelim. Bakın gençler, kitleyi cerrahi sınırları salim olacak şekilde çıkardık. Ve de bunu tabii ki içine iğne sokup, hemen iğneyi şöyle sokup ortasına kadar dondurabiliriz. Mikrodalgayla yerinde kurutabiliriz. Elektrooperasyonla eritebiliriz. Ya da radyo cerrahiyle, radyasyonla buraya destrikte edebiliriz. Ama tabii cerrahi olarak babadan kalma yöntem, tertemiz çıkarmak her zaman bize heyecan veriyor. Tam da bu noktada vücuttaki bu terörist parçaların imha edilmesi noktasında inovasyon çok ilerlemiş durumda. Ve dolayısıyla çok iyi teknolojiler var. Mahir hocanız tam Amerika'dan getirilen o yeni teknolojiyi anlatıyordu. Ağzından o lafı aldım. Buyurun hocam. Evet. Şöyle mesela anladın hocam. Mesela meme iki için yapmışlar. İşin tedavisine gerek duymadan evet, cerrah ameliyatı RF ablasyonla tamamlıyor. Böyle şimdi, kafası top gibi olan bir şey var. Onu cerrahi alana yerleştirip oradan kendisi yapıyor. Hasta arkasından ışın almıyor. Yani enteresan. Her gün yeni bir fikir, yeni bir uygulama. Artık vücuda zarar vermeden bu işin bir yerinde olmak lazım. Evet gençler, şu mesajı kontrol edelim. Birazdan çağırır siz tekrar. Teşekkür ederim. Gençler, buradaki lezyonu şu anda çıkardık. Gördüğünüz gibi hemen oraya bir tampon koyduk. Şimdi karaciğerin tamamını ultrasonla hocanız kontrol edecek. Ama Mahir hocanız biraz önce bir not etti, işledi. Karaciğer ne kadar, bakın, su gibi, ne kadar gürbüz. Hiç blue liver olmamış, hiç grey liver olmamış daha. Neden? Çünkü lokal lezyonel olarak bu hastayı zaten kontrol altına almıştık. Bir kürde, bir turda şey oldu, kemoterapisini aldı. Hasta ekstra kemoterapi yükü de almadı. Dolayısıyla da ne oldu? Bu ciğer halen kullanılabilir oldu. Bu kanser tedavisi gençler satranç oyunu gibi. Yani bir tane hamlen var, yapacaksın. Ölürsen ölürsün, mat olursan olursun, olmazsan olmazsın değil. Kasparov gibi satranç oynayacaksınız. Onkolojiyle uğraşan hocalarımız da aynı tavsiye. Onkolojiyle uğraşacak gençlere aynı tavsiye. Kanser hastalarını ve yakınlarına aynı tavsiye. Kasparov gibi satranç oynamazsanız kanseri tedavi edemezsiniz. Günün özeti bu olur. Değil mi Mahir hocam? Şimdi Mahir hocamız da yer değiştiriyoruz. O ultrasonla kontrol edecek. Ben de onun için hazırlık yapacağım. Teşekkürler. Evet gençler, Mahir hocanız şu anda ultrasonla kontrol etmeye başladı. Şöyle karşıya gördüğümüzde monitörü fokuslanalım. Yaklaşalım bakalım. Evet gençler, bakın, karaciğerin arkasına kadar görebiliyor, huzurlu.
Karaciğer'de şu üçgen gibi alanı göster Mahir Hocam. Bu üçgen gibi alanı 3 yıl önce çıkarmıştık. Tam da o alanı gene Mahir Hocanız TAKE yapmıştı kontrollü bir şekilde. Ve şimdi de karaciğerin sağına ve soluna ultrasonla kontrol ediyoruz ki midenin yanındaki çıkardığımız lezyon yerine de gösterebilir Mahir Hocanız. Bakın şurası. Karanlık gözüken yer. Evet. Bakın orada köşede gördünüz mü? Tam köşe şurası. Orayı çıkardık. Hatta safra ağacı ve portal sistemle ilişkili olduğunu da gördük. Evet. Şurada hava var. Safra da değil. Evet. Sola doğru temiz olduğunu zaten biliyorduk. Sağda segment 7'nin orada bir tane küçük bir odak vardı. Orayı ablasyon yapalım mı diye. Ablasyon ekibimiz de bu arada hazır. Tüm lojistiğimiz hazır olmalı ki bir insana siz faydalı olun gençler. Çok önemli. Mahir Hocam şu ana kadar ne görüyorsunuz? O şüpheli alan sekel gibi duruyor sanki değil mi? Takip edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar ciddi bir kitle görmedim. Yani yakmaya gerekecek bir şey görmedim. Temiz görünüyor karaciğer bir lezyon dışında. Belki birazcık daha karaciğeri öne doğru yatırıp şu arkayı biraz daha iyi değerlendirelim. Ondan sonra da işleme son verelim diye düşünüyorum ben. Ablasyona ihtiyaç duymayabiliriz bu hastada ama tabii burada olup bunu değerlendirmek önemli. Değerli değil mi? En değerlisi hatta. Çünkü neden? Eğer lojistiğiniz yoksa yapmama kararını zaten alırsınız görseniz bile. Beyniniz ignore eder teknolojik anlamda da. Bütün segmentlere bakıyorum ben açıkçası. Yani bana bir şey diyor ama şu ana kadar net bir lezzet göremedim. Evet. O zaman biraz daha önümüz çekelim ciğeri ve ondan sonra da palpasyon noktasında da size gösterelim. Bunu alalım. Bakın uyumu, işbirliğini, kolaborasyonu. Masada hem teknolojimiz var, hem ablasyon cihazını, teknolojinin tedarikçisi arkadaşımız var. Hem gerekmese bile masada ve bu iyi bir lojistik sağlama tekniği. Yani belki gerekmeyebilir maliyetten ya da zaman külfetinden kurtulalım demiyor hiç kimse. Ne ekip ne de firma. Değil mi Mahir Hocam? Yani önemli o. Kısımda tembel davranmamak gerekiyor. Bir de vaka yapılacaksa yapılacak. Dün mesela vaka yapılacaksa yapılacak dediniz. Hı-hı. Akşamın altısında böbrek nefesini gerçekleştirdi ekip. Ve böylelikle o lojistikte de o kararda çok etkili oldunuz Mahir Hocam yani. Vallahi sizin, bence sizin yıllardır öyle bir tekniğiniz vardı ama vaka yapacağız, yapacağız. İşimiz vaka yapmak dersin sen. Yani sizi bekletmenin çok bir anlamı olmuyor. Yani böyle randevu vereyim, 3 ay sonra gelsin. Yarın bakayım, artık gün bakayım. Ama bazen emeklerinizi de anlayamayan insanlar olabiliyor. Onda yani kadı kızında da var o kadar. Evet. O üzüyor mu sizi bazen emekleriniz anlaşılmadığı zaman? Bir ruhunuz tampon alayım. Ruhunuz ve yardım etme duygunuz anlaşılmadığında üzülüyor musunuz hocam? Yani üzülme değil de motivasyon kaybediyorsunuz belki. Ama içiniz atıyorsunuz. Siz böyle bir sakinleşip suskunlaşıyorsunuz. Hasta sizi anlamadığı zaman. Hayret bu hasta da anlamadı. Tutan bu hasta anlayacaktı. Ne kadar emek verdiğinizi diye bazen yılda bir de olsa öyle keyfinizi kaçıran hadiseler olduğunu biliyorum. Doğru mu söylüyorum? Yani herkesle aynı şekilde aynı iletişim kuramıyorsunuz. Bazen tabii başka... O ne kadar emek verdiğini bilmiyorum. Bazı hastalar bazen sonsuza kadar yaşamak istiyor. Madem bu kadar beceriklisiniz bizim hastayı da sonsuza kadar yaşatacaksınız. Halbuki böyle bir meziyetimiz olsa annemiz babamız yaşatırdık yani. Öyle evet. Yani öyle enteresan bir hikaye var. Bizim İran'dan gelen bir kul metastatik meme kanseri hastasını tedavi ettik. Evet. 2 yıl kanserlisiz gezdi. Bizim lokal tedavi sonrası. Hiçbir evet. Tedavi almadı. 2 yıl sonunda bir anda metastaz çıktı. Niye metastaz çıktı? Niye metastaz çıktı? Tekrar nasıl tekrarladı? Yani geldiğinde yani ölü kabul edilmiş bir hasta. Bir şey yapmayacağız size artık. Yeniden bir hasta. Enteresan. Bazen oluyor.
Ama bu böyle şeydi, Orta Doğu'ya gidildikçe entelektüel durumla enteresan. Mesela İran örneği de bana ilginç geldi. Hani o tür anlamam. Hani ağıtları da çok ağır oluyor ya, Allah'a da isyan ediyorlar. Niye benim aslan öldü, niye benim babam öldü diye. Biraz da şey hocam aslında yani, hastalığın tekrar dönmesinin verdiği aslında hüsran tam olarak bizimle ilişkili bir şey değil de biraz da o. Ben öyle hissediyorum. Evet. Dönmesi tabii iyi yani. Ama bizim hastamız ölemez. Şey olabiliyor bazen. Halbuki onkoloji bir mücadele işi. Mucize olmadan inanıyorum ben. Mücadelenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da hem 80 yapıyorum. Ama burada bak şu var. Bakın ultrasonla baktık. Ultrasonda da temizdi deyip kaçmadık. Ve burada bir çalışma içindeyiz. Fark ediyorsun sen de onu. Evet. Hastalık ödüyorum sen diyorsun. Şurası. Şurası. Bakın görüyor musun? İyileşen yerler var. Şimdi şurada bir yerde ben umarım şüphelendiğim vardı hocam. Hocam gördünüz mü? Evet, gördünüz mü? Bakın. Evet, evet. Şüphelenmişti. Seviyoruz. Açık. Bakın. Evet. Bakın gençler. Ultrason kapsülde diyaframın gözünde biraz önce şüphelenmişti. Ultrasonla da baktık. Türkiye'de bizden daha iyiler teknoloji kullanan ekip yok deyip eve dönmedik. Ki Mahir Hoca'nın randevusu şu anda sıkışmaya başladı. Evet. Ve buna esasen de şu lezyonu ne yapacağız diye. Şurada da bir yer var bak Mahir Hocam. Şurada da bak. Evet. Şu lezyonu ne yapacağız diye endişe ettik. Dolayısıyla açtık baktık. Halbuki şu cümleyi söylemeyi bu ekibin hakkı var. Yani Türkiye'de kaç kişi metastazektomi yaparken hem ultrason, radyoloji, girişimsel radyoloji ekibi, hem ablasyon ekibi, hem teknoloji ekibi, hem de kameramanımız Ümit Bey kameralar altında bu lafı konuşur. Ve biz ultrasonu yaptık, kamerayla da tespit ettik, göremedik. Demek ki onlar şu şöyleymiş, sonradan çıkmış. Önceden gelmiş denebilir gençler. Ama biz şu anda nereye doğru gidiyor muhabbetimiz? Bakın. Önceki çalışma da önemli. Yani ön çalışma da önemli. Evet, yani. Cerrahiden önce hazırlık ne yapacağını karar verelim. Bipolar'ı yıkayın. Mahir'den de basıyorum siz bipolar'ı. Bipolar'ı basıyorum. Evet. Burada da bu. Gördün mü hocam? Evet. Bunu da görmüştük. Evet. Dolayısıyla gençler işte açık yapalım der bazen cerrahlarımız, radyologlarımız. Bir daha basar mıyız Mahir hocam? Görelim bir. Evet. Gördün mü? Yeterli hocam. Bipolar. Bir daha hocam. Tamam. Süper. Şuraya göreceğiz. Bunları ayrı göndereceğiz. Şunu da şuradan gönderivereceğiz. Gençler kesintisiz bazı inovasyonlar izlediniz. Demek ki neymiş? Teknoloji bizim elimizin altında zaten değilmiş. Zaten Mahir hocamız da bir açığa geçip bir daha explore edelim diye. Evet. Zaten bizden onu istedi. Demek ki tek başına
ablasyon denmeyecek, tek başına cerrahi denmeyecek. Bakın, bakın, görmüştük onu. Evet. Şimdi onu hemen çıkarıvereceğiz. Ablasyon yüzeyli olduğu için uğraşmayacağız. Evet. Mayrocanız onu da çıkarma işine girmiş olacak. Gördünüz mü gençler, bakın. Çünkü diyaframa yakındı. Yanar ya da yanmaz diye içini kontrol etmiştik. Bunu önceden çalışmıştık. Gördünüz değil mi? Şurayı görebiliyor musunuz gençler siz? Çok yakın. Evet. Kıraş klempi verin. Buraya kuzayla yapıyoruz. Kuzay ekibimiz de var ama bunun lezyonlar çok küçük olduğu için tabii ekibimizin teknolojisi de var aynı zamanda. Kendi kuzamız da var. Bu biraz kıraş klemp eski yöntemdir gençler ama hayat kurtarır böyle yerlerde. Ve sizin süreci hızlıca müdahale etmeniz sağlar. Hocam pensetle öne doğru çekiverirseniz Mahir hocam. Ve aspiratörle klipsi de gösterirseniz. Şunu şu bu tarafa göstereyim hocam. Şurada mı? Makası verirseniz. Arkadaşlar, Mahir hocanızın hayatındaki ilk metastazektom deneyim ama tutuşu görüyor musunuz? Gelsin çocuklarınızın adı Mahir koymaktan çekinmeyin. İnsanlar ismiyle mükemmel. Bunu hissettik. Şunu da alacağım Mahir hocam, insanlığa evet. Katkım olsun. Şunu bir hissedin Mahir hocam, bir. Evet. Evet, bunu ama perkutan yakardınız, onu da yakabilirdiniz. Yani biraz kapsüle yakın olduğu zaman işte işlem zor oluyor. Bir de çok küçük bir lezyon. Yok, sizi mütevazı göstermeyin. Biz sizin mahirliğinizi biliyoruz. Siz orada 5 milime, 4 milime kadar perkutan yaptığınızı biliyoruz. Önemli. Evet. Buna hep şüphelenmiştik hocam, hatırlıyor musunuz? Var mı yok mu diye değil mi? Bu kenarda apse mi ne diye hep şüphelenmiştik. Şunu Mahir Hoca'ya bir, şunu şuradan bir bek kokun, pensetten tutacaksın. Şuradan bek kok daha güzel olabilir hocam. Evet. Bu hapse olma ihtimali var. Evet. Çıkmadı. Evet. Belki hepsi. Gençler, güzel şeyler gördünüz. Ablasyondan hastamızı kurtardık. Ablasyon teknolojisini buraya getirmek önemli. Kullanmak ondan sonra ayrı bir maliyet. Böylelikle hani açmışken cerrahi yöntemlerle elle, bu zaten kapsülde olduğu için elle çıkacaktı ama tembellik yapmayıp elle çıkarmak da hastamız için maliyet avantajı sağlıyor değil mi Mahir hocam? E tabi yani, çünkü her kullanım, teknolojik kullanım ciddi bir maliyet oluyor. Bir de ülkemizde bu maliyetler yok, takdir eder bakalım. Tabii, yani biz üretemediğimiz için. Evet, maliyetler yok, bu teknolojiler yok. Ama sizin yeni dönemde dünya çapındaki teknolojileri dostlarınız sayesinde Türkiye'ye getirecek olmanız bence Türkiye'ye aynı zamanda katma değer sağlayacak. Çünkü etkili ve de maliyet avantajı sağlayacak teknolojileri getirebileceğinize inanıyorum Mahir Hoca. Yani bakacağım, uğraşacağım biraz daha. İnandığımız tedavileri getireceğiz tabii ki. Hepsini değil de. Tabii. Gayet alabilirim ben. Böyle klemp alabilirim, özür diliyorum. Tamam, onu da aldık, makas alalım. Tabi bu yolculukta sizin inovatif ruhunuzla yol almak bize de inşallah hastalarımıza da avantaj sağlar. Daha önce ameliyatta koyduğum klipsler gençler onlar herhalde.
Evet. Şu kitleyi de çıkarmış olduk. Evet. Tüm ameliyatı görüntülü ve sesli olarak yaşadınız. Bir kolları tekrar alalım, yıkayalım. Evet. Mahir Hocam, gençlere söyleyeceğiniz cümle var mı? Bugün aynen şey program konuğu gibi Atilla Hocam'dan sonra bugün uzun süreli sürekli konuğumuz Atilla Hoca'dan sonra özel konuk olarak kanalımızı davet ettik size. Birçok şeyi hani duydular, gördüler. Canlı cerrahi tamamını izleme şansları olacak. Evet. Güzel oldu. Sizin de elinize sağlık hocam. Hocam teşekkürler. Biz burayı kapatalım, ondan sonra ekiple birlikte devam ederiz. Evet gençler, gördüğünüz gibi baştan sonra inovasyon. Evet gençler, inovasyon programı gibi bir ameliyat yapmış olduk Mahir hocamızla. Ama bu ameliyattaki hatırlanması gereken, biz bu ameliyatı 3 yıl önce satranç oyunu gibi yapmışız. Bakın üçgen gibi şuraya, üçgen gibi şöyle açmışız ve karaciğerin hem solunu hem sağını korumuşuz. Oysa bu santral hepatektomi yapmasaydık ve bu karaciğerin solunu korumasaydık, bakın sol lateralin bu tarafına kadar gidiyor şurası. Burası sol lateral aslında, şuraya kadar. Ve sağını da korumasaydık hem bu soldaki hem sağdaki metastazları bugün temizleyemez. Zaten tek metastaz olduğu için de ameliyata girmeyi cesaret edemezdik. O yüzden satranç oyunu gibi hamlelerimizi 3 yıl önce yönetmişiz bu ameliyatta. Ve 3 hamle, 5 hamle sonrasını hazırlamışız. Aynı zamanda da hastamızı gençler, kemoterapisini çok yoğun verdirmemişiz. Bakın ciğer süt gibi, hiç yorgun değil. Bunu da yönetmişiz. Ve inşallah bu hastanın tekrar nüksü olmayacak. Tabii ki nüks bekleriz ama yani olursa bile geç olacak. Ve inşallah da bu hastamız bu yaptığımız işlemlerden çok fayda görerek yolculuğunu devam edecek. Evet. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Efsun'u bırakalım arkadaşlar. Ekibin eline sağlık. Teşekkür edelim.